Filistin topraklarına etkisi altına alan sıcak hava dalgası, özellikle Gazze şeridinde yoksulluk ve hastalıktan muzdarip yüzlerce ailenin sorunlarını daha da artırıyor. İsrail'in yaklaşık 15 yıldır havadan, karadan ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze şeridinde 365 kilometrekare alanda 2 milyondan fazla insan yaşıyor. Abluka, dünyanın nüfus yoğunluğu en yüksek bölgeleri arasında gösterilen Gazze'deki hayatı ekonomi başta olmak üzere pek çok yönden olumsuz etkiliyor. Filistin resmi verilerine göre Gazze'de işsizlik oranı %50'ye ulaşmış durumda. Maddi olarak zor durumda bulunan Gazze halkı hali hazırda ise bunaltan sıcaklara karşı çözüm bulamamanın sıkıntısını yaşıyor. Gazze'deki elektrik dağıtım şirketi, artan sıcaklar karşısında talebinde arttığını, elektrik tedarikinin ise kısıtlı olduğunu belirtiyor. Günde en fazla 8 saat elektrik veriliyor. Şirketin halkla ilişkiler müdürü Muhammed Sabit, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, yazın çok sıcaklarda, kışın da çok soğuklarda elektriğe talebin arttığını, ancak tedarik miktarı kısıtlı olduğu için arzda açık meydana geldiğini söyledi. Halkın günde en fazla 8 saat elektrik alabildiğini aktaran Sabit, şunları kaydetti. Gazze şeridinde kış ve yaz mevsimlerinin en sıcak ve en soğuk günlerinde günlük 670 megawatt elektriğe ihtiyaç duyuluyor. Ancak şirketin ana kaynaklarından Gazze Elektrik Santrali ve İsrail Elektrik Şirketi aldığı elektrik miktarı ancak 200 megawatta ulaşıyor. Sıcaklar yoksul bölgelerde daha yakıcı. Gazze'nin kuzeyindeki bir bedevi köyünde yaşayan çocuklar, saç, naylon ve kumaş parçalarından yapılmış evlerindeki sıcaktan kaçmak için ağaçların gölgesine sığınıyor. Yoksul ailelerin yaşadığı bölgede, çocuklar sıcaktan ısınmış yerlerde yalın ayak yürümek zorunda kalıyor. Bölge sakinlerin 37 yaşındaki Şirin Dayfalla, sıcağın etkisini hafifletmek için çocukların evde bulunan plastik bidonlardaki kirli suyla dahi yıkanmalarına izin verdiğini söyledi. Evlere gelen suyun tuzlu ve klorlu olduğunu belirten Dayfalla, ancak bazı günler bu suyun dahi olmadığını, bu nedenle bidonlarda su biriktirmek zorunda kaldıklarını, bekleyen suyun da zamanla kirlendiğini ifade etti. Dayfalla, eşinin çalıştığını ancak kazandığının temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamadığını, çocuklarından bazılarının da boş plastik ve madeni kutu topladığını, zaman zaman kendisinin de çocuklarına yardımcı olduğunu anlattı. Yemek pişirmek için gaz olmadığını, bu nedenle sıcak havalara rağmen evin ortasında ateş yakmak zorunda kaldıklarını dile getiren Filistinli kadın, evin yapım malzemelerinden dolayı yangın çıkmasından da endişe ettiklerini vurguladı. Bölgedeki yaşam tam bir yoksulluk. 5 çocuk annesi 33 yaşındaki Henan Ebudi'ye ise sağlık, ekonomi, yaşam koşulları ve altyapı açısından bölgedeki yaşamı tam anlamıyla yoksulluk olarak nitelendirdi. Evlerdeki kirli suların ve çocukların yaşadığı sağlıksız koşulların menenjitin yanı sıra mide ve cilt hastalıkları gibi pek çok rahatsızlığa yol açtığını söyleyen Ebudi'ye, kendi bölgelerinde içmeye elverişli su bulunmadığını, uzak bölgelerde olanlar için de nakil aracına ihtiyaç duyduklarını aktardı. Ebudi'ye, mahrumiyet bölgesindeyiz, bizi bir yerden bir yere götürecek ne ulaşım aracı ne de binek var, dedi. Eşinin kalp büyümesi rahatsızlığı olduğu için çalışamadığını kaydeden Ebudi'ye, çocuklarına yiyecek bir şey bulabilmek için hasat edilmiş tarlalara gittiğini ve orada kalan mahsulleri topladığını anlattı. Ebudi'ye ayrıca bir yıldan fazla süredir Filistin yönetimi tarafından idare edilen sosyal işler programının bir parçası olarak verilen mali ödeneği de alamadıklarını ifade etti. Filistin yönetimi, söz konusu ödemelerin gecikmesinin gerekli finansmanın olmamasından kaynaklandığını belirtiyor. Filistinli anne çocuklarını serinletmenin derdini. Saçtan yapılmış bir evde yaşayan 32 yaşındaki Filistinli Feyfayan Elkön'ü ise, yelpaze olarak kullandığı plastik bir tepsiyle sıcaktan bunalan çocuklarını serinletmeye çalışıyor. Filistinli anne, sıcak havalar nedeniyle 3 çocuğunda da cilt rahatsızlıkları oluştuğunu aktardı. Eşinin karaciğer ve kan kanseri olduğunu belirten herhangi bir gelir kaynaklarının da olmadığını söyledi. Anne, eşinin rahatsızlığı nedeniyle onunla ilgilendiğini ve sürekli bir işte çalışamadığını, dolayısıyla geçimlerinin Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım kuruluşunun buna 3 ayda bir dağıttığı gıda setine bağlı olduğunu dile getirdi. Filistinli kadın, yardımsever bazı insanların hasta eşi için kendilerine ventilatör verdiğini ancak elektrik olmadığı için onu da çalıştıramadıklarını ifade etti.
Yaşam şartlarının çok ağır olduğunu vurgulayan Arini, temiz içme sularının da olmadığını dile getirdi. Arini'nin eşi Hüseyin ise çok sıcak ve soğuk havalarda yüzündeki yaralarda kanamalar oluştuğunu, bu kanamaların herhangi bir efor sarf ettiğinde meydana geldiğini ifade etti. Bazen de farkında olmadan mide kanaması geçirdiğini aktaran Hüseyin, yoksulluk ve borçların birikmesi nedeniyle gerekli tedaviyi göremediğini, ilaçların sadece küçük bir kısmını almakla yetindiğini anlattı. Bu durumun psikolojisini de olumsuz etkilediğini kaydeden Hüseyin, çocuklardan biri alamayacağım bir şey istediğinde ya da evde gerekli olan temel ihtiyaç malzemelerinin olmadığını görünce kahroluyorum, dedi. Sınıra yakın olması nedeniyle en çok zarar gören bölgelerden. Bölgeye insani yardım alanında destek veren Ramiye Bukalik, bu bölgenin İsrail sınırına çok yakın olduğunu ve yaşanan savaşlardan en çok zarar gören bölgeler arasında yer aldığını belirtti. En çok saldırıya maruz kalan yerlerden olması nedeniyle evlerin çoğunun yıkıldığını, söz konusu durumunda bölge sakinlerinin sıkıntılarını arttırdığını kaydeden Ebu Kalik, bölgedeki yıkım nedeniyle ulaşan elektriğin önceki yıllarda yangına neden olduğunu aktardı.